Arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerin kök katsayıları arasındaki bağıntılarla ilgili örnek çözmeye devam ediyorum. X kare artı 4x artı 3m eksi 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bize x1 eksi 2x2'nin değeri 10 olarak verilmiş, m değeri sorulmuş. Arkadaşlar elimizdeki denkleme bakarsak kökler toplamının değeri sayısal olarak bulunabilir. Yani eksi b bölü a'nın değerini hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla bunun altına kökler toplamını yazarsak eksi b bölü a'dan eksi 4 diye artık iki bilinmeyenli iki tane denklem elde etmiş oldum. Taraf tarafa çıkarttığımızı düşünün. X1'ler sadeleşecek. Eksi 3x2'nin değerinin 14 olduğunu görüyoruz. O zaman x2 eksi 14 bölü 3 olarak çıkacak arkadaşlar. Aslında bu bizim için denklemin köklerinden biri. Götürüp yerine yazdığımız zaman denklemi sağlar diyebiliriz. Veyahut da toplamlarının eksi 4 olmasını kullanarak x1'e ulaşma şansım var. O da eksi 4 eksi 14 bölü 3'ü diğer tarafa artı 14 bölü 3 diye attığım için bu sefer de 2 bölü 3 çıkacak. Dolayısıyla kökler çarpımı karşıma eksi 28 bölü 9 diye geldi. Biz bunun değerini hesaplarken c bölü a'yı kullanıyorduk. Yani 3m eksi 3'ü. Demek ki eksi 28, 27m eksi 27. Dolayısıyla eksi 1 eşittir 27m. Demek ki m değeri arkadaşlar eksi 1 bölü 27'dir diyebiliriz. Yine bize bir denklem verilmiş. Bu denklemin kökleri x1 ve x2. Ancak diyor ki x1 x2'nin karesine eşit. Buna göre m değeri nedir? Elimizdeki denkleme bakarsak bu sefer de kökler çarpımını hesaplayabiliyoruz. Kökler çarpımı c bölü a'ydı. O halde ben de x1 çarpı x2 değerini c bölü a'dan hesaplarsam sonucun 27 olduğunu görmüş oldum. Verilen ifadeyi soruda kullanacak olursam x1 gördüğüm yere x2'nin karesi yazdığımda bir x2 ile daha çarparsam sonuç 27 çıkıyorsa demek ki x2'nin kübü oluştu. 27. O halde x2 diye bahsettiğimiz kökümüz 3. 3 denklemi sağlar mantığıyla yola çıkarsak yerine yazıyorum 9. 3'ü içeriye dağıtacağım ama öndeki işaret eksi. Eksi 9m artı 3 artı 27 eşittir 0'a dönüştü. Yani burası 12, 27 daha 39 eşittir 9m arkadaşlar. Demek ki m 39 bölü 9 yani 3'e bölersem 13 bölü 3'tür arkadaşlar. X kare eksi 6x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 kare artı x2 kareyi istemişiz. Bunun nasıl açılımla geldiğini göstermiştik. Yani hatırlayalım x1 artı x2'nin karesinden 2 tane x1 çarpı x2'yi çıkartıyorduk. x1 artı x2 kökler toplamı eksi b bölü a'dan 6 olduğunu görüyoruz. x1 çarpı x2 kökler çarpımı c bölü a'dan da eksi 5 olduğunu görüyoruz. O halde cevap 36 artı 10'dan dolayı arkadaşlar karşımıza 46 olarak gelecektir. Yine verilen denklemin kökleri x1 x2'ymiş. Bize verilen ifade eşitlik anlamında 48'e eşitse k'nın pozitif değeri. Bu verilen ifadeyi düzenlerken arkadaşlar x1 x2 ortak parantezini alırsam geriye x1 artı x2 kalıyor ki çarpımlarının 48 olduğu durumu ortaya çıkmış oldu. Bir tanesi kökler çarpımı, bir tanesi kökler toplamı. Sonucun 48 olmasını istiyorsak yerlerine yazalım. Kökler çarpımı k artı 4 c bölü a'dan. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan k artı 2 çarpımları 48. O halde diyeceğiz ki aralarında 2 fark olup çarpımları 48 yapan sayılar 6 ile 8'dir. Büyük olana 8, küçük olana 6 diyebilirim. Veya eksi 8 ile eksi 6 mantığıyla yola çıkarsam bu sefer eksi 6'ya eksi 8 diyebilirim. İlk durumda k değeri karşımıza 4 olarak çıktı. İkincisinden de eksi 10 olarak çıktı arkadaşlar. Ancak bizden istenen sonuç pozitif değer olduğu için cevabımız 4'tür arkadaşlar. X kare eksi 2x eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bize küpleri toplamı sorulmuş. O halde küpler toplamının da açılımını vermiştim arkadaşlar. O da x1 artı x2'nin kübünden 3x1 x2 parantezinde x1 artı x2'yi çıkartıyoruz. Kökler toplamı 2, 2'nin kübü. Eksi 3 tane kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 4. Kökler toplamının 2 olduğunu söylemiştik. Demek ki burası 8 artı 24'ten dolayı cevabımızı 32 olarak getirecektir arkadaşlar.